mantık nedir? Cümle zarfının işini yapıp yapmadığını anlayabiliyor musunuz? Ve cümle zarfından önceki cümle gerekli mi? Yani however, dördüncü cümlede diyelim ya, üçüncü cümleyi mi? Hani ne yapar böyle geri plana atıyor, yoksa ikinci cümleye mi? Ya da cümle zarfı kendisi gerekli mi? Bakın iki tane soru var. Ve örneklerle görüyoruz. Hocam şu anda hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Çok soyut gelmiş olabilir. Olabilir, bakın hepsine. Ama son sınavın 5 sorunun 3'ü böyle çözülüyor. Çünkü ben özellikle bakıyorum. Alıyorum son yılın sorusunu. Roma rakamlıya mı geldim? Önce cümle zarfını buluyorum. Gelin bakın yapalım. Sınav benzer. Hocam cümle zarfından ne diyorsun? Bak canım kardeşim. Önce şunu yapıyorum bakın kesinlikle. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şu ana kadar bir şey yok. Ah, bir şey var. Ve şunu biliyorum. YDS'de çünkü ben bunun eğitimine katıldım. Nasıl soru yazdıklarını biliyorum. Yıllardır, 13 yaşından beri çözüyor ve bunu 2010 yılından beri de akademik olarak yapıyorum yani. Kaç yıl olmuş bakın, 12-13. yılıma giriyorum. He. O zaman şunu biliyorum. Ya bu however 4'ü attırır ya however'ın kendisi atılır. İşte son sınavda zarfı buldun ya, hep önündekiler atıldı. Ya da kendisini atarsın zaten. Hocam buradan ters köşe yapma ihtimalleri mi? Elbette var. O yüzden baştan sona okuyup bir sonraki taktikleri de kullanacağız. Ama ben size olanı söylüyorum. Ve olması en şık olanı söylüyorum. Ve bu böyle her bir gramer kitabında filan bulacağın ya da taktik kitabında bulacağın bir taktik de değil. Eskiden abudik gubidik taktikler veriyorlardı. Öyle atıyorum işte ne der, kronoloji takibi filan yok artık, öyle kronoloji filan sormuyorlar ki o basit yani. Present, present, past, present, present. Biz artık öyle şeyler sormazlar. Bunlar biraz daha, çünkü bunun atıyorum sürekli bunu yaparlar şöyle. However görün hep 4'ü atayım. Yok. Son sınavda 3 defa çıktı. Bir bakarsın senin gireceğin de hiç çıkmaz. Ama bu ne demek? However'la 4'ü anlarsan geriye 3 seçenek kalıyor demek. Peki nasıl okuyoruz? Biz şimdi okumaya dayalı. Atacağım muhtemel bakın ya 4 ya da 5'in kendisi however boş yani. Önce 4 %80, %20 however. Hatta şöyle yapın. %80, %15, %5'te 1-2-3'e dağıtın. Tamam, yatılı okullar. Şimdi bakın şöyle okuyorsunuz. Yakılı okullar. Çok güzel. Neymiş? Özel okullarda çocuklar orada yaşarlar. Hani dormitory'de yaşar. Ne oluyor o? Çocuklar yaşadığı yurt oluyor. İşte kafeteryada yemek yer. 12 ayın, hani yılın 10 ayı boyunca. Tamam. Bu okullara tuition, hani para vermek, hani onun masrafı neyle kıyaslanır genellikle? Hani kolejlerle kıyaslanabildiği için kayıtlar genellikle hani bu ebeveynlerinin ödeyebildikleriyle sınırlıdır. Şimdi bakın konunun yönünü nasıl değiştirdi ikinci cümle. Bir de yatılı okulları tanıttı. İki de yatılı okulların potansiyel öğrencilerine girdi ve para söz konusu oldu. Bakın böyle bu yorumlarla okuyor. Yani sofistike bir şey yani. Böyle milletin gördüğü gibi işte ben şu cümleden başlayayım filan. Elbette arkasında bir mantığı var. Hiçbir zaman hiçbir şey mantıksız diyemezsiniz. Ama doğru yöntem birinci cümleyle okuyup konu ne? Yatılı okullar. Buralar özel okul. Hani anahtar kelimeleri belirliyorsunuz. Tamam. Buraya kayıt, kolej kaydı gibi Amerikan kültürü bu. Kayıtlar genellikle bak zenginler gidiyor. Bazı burslar veriliyor. Tıpkı üniversitede de var. Bak benzerliği yakala burada hani. Kim için hani bu komple parayı karşılamayacaklar için. Peki bak aşağıda ne var peki unlike'la beraber? Ki bakın unlike da kendisi bir bağlaç. Kalabalık public okulların aksine hani büyük şehirlerdeki hatta o özel okullarda bile işte hoca öğretmen yani daha doğrusu hani öğretmen öğrenci oranı oldukça düşüktür. İşte hani kişi başına düşen hoca oranı filan ya da hocanın başına düşen öğrenci. Yani doktorlar öldüyse günde 1000 hasta görüyor. Normalde 100 hasta görse daha iyi tabii. Bak hocam konu değişti. Konu paranın dışına çıktı. Peki however'da ne var? Şimdi bakın 3'te burs veriliyor dedi ya, bak however'da ama çoğunlukla parası olan zengin aileler yolluyor. Yani 100 kişinin 10'una burs verilir arkadaşlar ya da 100 kişinin birine burs verilir. Mantığı bu. Yani anlaştık galiba. Böyle daraltarak ve özellikle notu 50, 60, 70'ler şuna inanacaklar. Cümle zarfını bulacağım. Cümle zarfının önündekini atabiliyor muyum? Bunu sorgulayacaksınız. Şimdi size paslayacağım. Rahat rahat da bu sorularda arkadaşlar 2 dakikanız var. Ben size bulup 1-1,5 dakika vereceğim. Sakın acele etmeyin. Hani aceleyle işimiz yok. Çünkü bakın bunun taktiği bu. Başka bir şey yok. Gözünüzde tarayın, ben yönlendireceğim. Many student yok, learning yok. Şöyle bakıyorsunuz. Through yok. Some yok. Bakın şuradaki for example var. Yani 4'ü mü atacağız? Atıyorum. For example'ı mı atacağız? 4 mü 5 mi? Verdim arkadaşlarım size süremi. Hani 1,5-2 dakikamı verdim. Sohbet kutusuna daha sonra görürüm ben de. Şimdi bir girelim bakalım. Demek ki güzel yazdık soruyu. Bakın şimdi pek çok öğrenci bu hani topluma hizmet fikirleri, konu bu. Bakın çoğu hani ya da pek çok öğrenci topluma hizmet fikirleri. Konu bu. Konunun yönünü buluyoruz. Bakın özne konudur. Konunun yönü burasıdır. Yerel toplumun ötesine uzanır. Küresele uzanır. Bakın konu yerel toplumun ötesine uzanacak ve küresele uzanacak bakın. Dünyanın başka yerleri hakkında problemlere dair öğrenmek, bakın altı çizili yerler uyumlu. Çocukların daha bir global hani politikadan, korunmadan ve daha büyük bir dünyadan. Demek ki 1 ile 2 şimdi örtüştü ya. Konu ne? Lokalin ötesine gittik arkadaşlar. Artık öğrenciler community service yaparak dünyaya hizmet ediyorlar. Yani sadece kendi toplumları değil, kendi mahalleleri değil. Ve bakın işte charitable ve hani işte bu Kızılay gibi kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bakın tüm dünyadaki sorunlara para biriktirebilirler, farkındalık yaratabilirler. Ve bakın bazı, burada bakın bir opsiyonu sundu. 4'te ise bu küresel ulaşma programları, hatta çocuklara dünyanın başka yerlerine gitme, oralarda ev dikme, su pompası dikme ve oradaki insanların temel ihtiyaçlarını karşılama. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 alakalı. 5 alakasız. Ne demiştim? 4'ü mü atacağız, 5'i mi atacağız? Bir öncekinde 4'ü attık diye illa niye 4'ü attırayım? Your turn derken size. Peki 5'te ne var? Arkadaşlar bakınız. Gerçekten Türkçesini yazsam zor olacak bir soruymuş demek ki değil mi? Bu kadar bir de 2 seçeneğe düşürdük. Bakın yerelin dışına çıkacak ya. Bu parçanın konusu bu. For example yerelde kalıyor. Pek çok community service fikri kendi öğrencinin yaşadığı kasabanın analiziyle başlar. Arkadaşlar bu daha A seviyesi yani. Parçada anlatılan C seviyesi. İngilizce gibi düşünün. Edirne'deki seçenek, yani bizim eleyeceğimiz seçenek, İngilizcenin en temel tensleri. Mahallemin analizi. Mahallemde su pompası yokmuş. 1'den 4'e kadar olan bütün dünyanın ne ihtiyacı var? Yani for example 4'ün örneği değil ki arkadaşlarım. Ya geçmiş olsun. Zaten şuradan da uyanabilirdiniz. Bakın buradaki konu yurt dışına açılıyor. Ve konu tamamen yurt dışında. For example pek çok toplum hizmeti fikri öğrencilerin yaşadığı şehrin ihtiyaçlarının analiziyle başlar. Parça öğrencinin yaşadığı şehrin dışına çıkıyor. Bence bayağı iyi düşürmüşüm demek ki bakın. Valla bazen diyordu öğrenciler, haklılarmış. Hocam iyi ki YDS sorularını sen yazmıyorsun diye. Bakın taktiği veriyoruz, ona rağmen zorlanıyoruz ama merak etme. Olay bu. Şimdi durduk. Gene ne yapıyoruz? For example'ı mı atacağız? However'ı mı atacağız? For example'ın önündeki however'ı mı atacağız? However'ın önündeki 3'ü mü atacağız? Bakın bu. Susuyorum. 2 dakikanızı veriyorum. 3 mü, 4 mü, 5 mi bakın. Bu kadar. Şimdi bakın bazı insanlar işte herhangi bir spor temelli yolculuğu, seyahati bir işte böyle keşif, macera seyahati olarak düşünebilir. Bu neleri kapsayabilir diye zaten dizle başlayan cümleler şuna, yani ikinci cümleden başlama mantığı budur. İkinci cümle bir zarfla başlarsa, bir işte buradaki gibi zamirle başlarsa birinci cümleyi eleyemem demektir bu. Çünkü hiçbir cümle dizle başlayamaz yani. Diz. Diz dediğin ne ki? Hani paragrafta demek ki birinci cümle atamam. Bu sorular aslında o, bakın bir tane kurtuldunuz. 2'yi de okudunuz. Evet bu seyahat kayaktan tutun da sörfe kadar olabilir. Bakın böyle bir seyahatin saç. Çok güzel. 3'ü de atamıyorum şu anda. Macera olup olmadığı neye bağlıdır? Kişinin mevzu bahis olan sporla ilişkisine bağlıdır. Örneğin deyip bakın ne güzel devam ediyor. Peki buradaki olay ne? Bakın 1-2'ye bağlıyor ya. Öğrenciler bunu unutur. YDS böyle 2'ye ayırabilir arkadaşlar. 1-2-3-5'i bağlar. Yani aslında 1-2, 2 ile 1'i bağlarsınız. 5 ile 3'ü. Bunu yapmaya çalışın. Bu YDS'nin açığıdır. YDS'de böyle mükemmel 4 tane cümleden oluşan bir paragraf yok arkadaşlar. YDS'de şu var. Bir cümle diğer önündeki cümleyi bağlıyor mu? Bunu sorgulayın. Ve bunu yaparken teknik kullanın. Bunu yaparken anlam kullanın. Anahtar kelimeleri yakalamaya çalışın. Ancak diye bakın ayrıca şirketler var. Abo burada bak o suyu boşa kullandı, gördünüz mü? However'ı boşa kullandı. Ve for example bakın ne? Bir örneğin kayak gezisi kayak uzmanı için bir macera değildir ki ama arkadaşlar hiç ben gitmedim örneğin. Uludağ'a hiç gitmediyseniz abo nasıl korkarsınız değil mi? Ben korkarım büyük ihtimal ayağımı kıracağım mı diye. Benim meslektaş gitti en son kırdı. 3. 4. gidişiydi kırdı örneğin. Her giden bir tarafını kırıp geliyor. Ondan ben de korkuyorum. Hadi geçmiş olsun. Geldik hocam buraya. Ne yapıyoruz gene? Şöyle bakın. Burası var. As a result var. Tamam yani öncelik 5'in önündeki şu 4'ü mü atayım ya da şuradaki 2'yi mi atayım? 2 ile 4'ü atamazsam zaten ya 3'ü ya da 5'i atacağımdır. Olay bu bak, daraltıyoruz. Hadi bakalım 1,5 dakikanız ellerinizden öper. O zaman ben de gireyim. Maalesef şurayı kaçırdınız mı arkadaşlarım? Öncelik zaten 2 ile 4'ü atmaktı bakın. Çünkü to further complicate matters, hani işleri daha kötüye götüreceğiz diyor. Demek ki 2'de işler kötüye gidiyor mu onu düşünmeniz lazım. 2'de işler kötüye gitmiyor ki. Bulamadınız burada bakın. Demek ki böyle biraz soyut kavramları kaçırabiliyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. Bak şimdi öttü. Aslında bakın okuma hızınız iyi ama şu anda bağlamada sorun yaşıyorsunuz. Olacak bunu böyle zaten bir haftamız var çözeceğiz. YDS'de bu taktiği çok anlattım. YDS'nin 2. videosu var ya, oralara kesinlikle bakınız. Hani bugün daha devam edeceğiz tabii de hani yetmezse diye hani mükemmel yapmak için. Şimdi bakın Alman mitolojisinin çalışması çok büyük coğrafi alanı ve çok büyük zaman dilimini kapsıyor. Arkadaşlar burası olumsuz. To further complicate matters, işleri daha da zorlaştırmak için diye çevirince kötü oluyor biliyorum da hani işleri daha da zorlaştıracak bir şey var. Yazı Alman kültürlerinde azdı. Yani sözlü edebiyat vardı bir de. Hristiyanlık öncesi. Yani mitolojiye çalışmak çok zor. Anlatabildi galiba şimdi cümle kendini. Bakınız. Ve 4'e bakın. Bizim bildiğimiz her şey bu. Hani Alman mitolojisine dair bakın. Hristiyanlık öncesi. Romalı yazarlardan geliyor ki onlar da hani o dönemki anlatılan dini şeyleri falan ya değiştirmiş ya da yanlış anlatmıştır. Bu yüzdendir ki söylemesi zordur. Neyi söylemesi zordur? Hani Alman toplumunda ve dünyasında görülen şeylerle tutarlı olup olmadığını soruyor. Peki hocam 2'de ne var? Ah arkadaşlarım, ah arkadaşlarım. Burada şimdi Germanic Mythology diyor ya, bu da sınav uzmanına verilen emir. Atılacak cümle bir önceki cümleyle aynı kelimeyi barındırsın. Bakın, unutmayın dediğimi. Bakın, ezberletilen bir yöntemdir. Nedir? Atılacak cümle bir önceki cümlenin kelimelerinden en az bir tanesini barındırsın ki öğrenciler tırnak içi dumur olsun. Bakın, aynı taktikleri kullanıyorum ben. Sadece YDS'ye değil, vatana millete farklı açıdan hizmet ediyorum. Kitap yazıyorum, işte ders veriyorum filan. Alman mitolojisi pek çok sayıda, hani yukarıda da bak çok mok diyor ya, kafanız hepten karışıyor değil mi arkadaşlarım? İnsan ve yarı tanrı kahramanları varmış. Bunların çoğunu süper. Arkadaşlar bu kötü bir şey değil ki. Şurası bakın şurası çok önemli arkadaşlarım. Bakın Alman toplumun, Alman mitolojisi yani Alman toplumundaki bu mitolojinin çalışması çok büyük zaman dilimini ve çok büyük coğrafyayı kapsıyor. İşleri daha da kötüleştirmek için ne var arkadaşlar? Yazı az. Yani nasıl çalışacağım sorusu var ve bakın devamında nasıl çalışacağımız soruluyor. Yani bu 2'deki tanrılar varmış, yarı tanrılar varmış, kahramanlar varmış. Bizim için önemli değil ki arkadaşlar. Bütün mitolojide var bunlar. Geçmiş olsun. Onlar bakın bir çeşit tamamlanmayla bırakıyor. Çünkü sezon finallerinden bahsediyor bakın. Sezon finalleri koca bir sezonun sonudur filan. İşte bir şeyler olur diyor. Evlenirler filan. Bir şeyler çözülür diyor. Ama biraz da açık bırakırlar ki hani devam edecektir anlamı verilir. Ama yine de bir kapanış vardır. Tipikli de peki ne oluyor? Sezon finallerinin tövbe bismillah. Yaza doğru olduğundan filan bahsediyor yani. Yaz girişi. Hani yaza girmeden önce hani herkes tatile gidecek filan diye geçmiş olsun. Tebrik ettik. Gene bakın şöyle tarıyoruz. Taradım. Bakın moreover var. However var. Yani şöyle 3, 4, 5. 5'ten dolayı 4'ü, 4'ten dolayı 3'ü ya da 3, 4, 5. Artık size bırakayım. Sustum ben. Hocam valla 2'de 1 yapıyorsunuz ya da 3'te 2 yapıyorsunuz şu anda. Arttıracağız bu oranı. İçilebilir suya bakın. Erişim meselesi çok önemlidir. Gelişmiş ülkelerde insanlar buna çok kafa yormaz. Çünkü hani diye bak kendi bağlıyor burada. Dünyadaki ilk hani First World Nations biliyorsunuz. 3. dünya ülkeleri var. Bir de burada ilk dünya ülkeleri var. Yani zengin ülkelere bakın atıfta bulunuyor. Bakın bence zamanlamanız iyi. Keşke bile doğru yapsanız. Hani çoğunlukla hani böyle 3'te 3 falan bekliyorum ben. Hani sonuçta taktiği de verdik. Hani daralttık. Ama tabii sonuçta 3 seçenekten birini seçeceksiniz. Hani doğaldır yanlış yapmak. Gelişmiş ülkeler bakın. Gene bu gelişmiş ülkeler demek. Bakın vanayı açıyor. Bu fresh, içilebilir suyu hatta zenginleştirilmiş olarak bile buluyor. Yani hiç kafa yormalarına gerek yok. Dahası diyorsunuz yaklaşık 1 milyon insan hani sudan, temizlikten ve hijyen kaynaklı hastalıklardan ölüyor. Bakın arkadaşlar konumuz sadece içilebilir suydu. Sadece suydu. Bakın sadece su, içilebilir su. Hani yani şunu maviyle yapayım hatta daha güzel olsun. Bakın içilebilir su. 4'te ise abo. Bakın yaklaşık 1 milyon insan ölüyor. Durduk. Sudan, hijyenden ve gene hijyen kaynaklı, temizlik kaynaklı hastalıklardan. Peki buradaki however ne yapıyor bakın? Ancak gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Afrika'da insanlar su bulamıyor. Bunu neyle karşılaştırıyor? Aa, 3'teki zengin ülkelerle arkadaşlar bu however'ı nasıl yakalayamadınız? Hani bunu kendinize bir sorun. Bu however neyin however'ı? Bakın gelişmekte olan ülkelerle neyi karşılaştırırım? Dünyanın 1 numaralı ülkelerini karşılaştırırım değil mi? Böyle soru okumak istiyorsanız arkadaşlar, çok kısa sürede soruları çözmek istiyorsanız doğru adresimiz YDS, YÖKDİL kamplarımız arkadaşlarım. Açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Bir uzmanla çalışmak istiyorsanız, bir akademisyen eşliğinde en profesyonel şekilde sınav hazırlanmak istiyorsanız sizi kampımıza ya da daha sonraki derslerimize davet ederim arkadaşlarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve elbette bu videoyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşınız ki onlar da not alabilecek doğru adrese kendilerini atabilsinler arkadaşlarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.